Evet, lojistik. İlk üreticiden son tüketiciye varana kadar nakliyesi, depolaması, gümrüklemesi, ambalajlaması ve dağıtım süreçlerinin tümüne denir arkadaşlar. Anladık değil mi? Tekrar ediyorum. İlk üreticiden son tüketiciye kadar. Burada ilk üretici kim arkadaşlar? Malı üreten değil mi? Malı üreten. Son tüketici kimdir? En son tüketici. Mesela diyelim ki bir makarnadan bahsedelim. Filiz makarnası. Firma malı üretti. En son kim tüketicisi bunun? Bizler değil mi? Soframıza geliyor. Buraya varana kadar nakliyesi, depolaması, gümrüklemesi, ambalajlaması, dağıtımı ve son tüketici. Bu süreçlerin tümüne lojistik diyoruz arkadaşlar. Başka bir deyişle doğru ürün, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekillerde, doğru kalitede ve en önemlisi rekabetçi fiyatla tedarik etmektir. Bunların hepsine arkadaşlar ne denir? Lojistik denir. Lojistik tanımı nereden çıkmıştır sizce? Buyurun. Lojistik Fransızca kökenli. Askeriyede kullanılıyor aslında. Genelde askeriye ile alakalı lojistikle bir askerin günlük olarak bütün hem savunma amaçlı hem de kişisel ihtiyaçları anlamında bütün istikakını sağlayan, bütün kıyafetle dahil olmak üzere aslında kelime kökeni olarak oradan geliyor. Bizde de genelde hep askeriyede kullanılırdı. Daha sonradan ticari hayatımızda. Evet, çok doğru. Kullanmıyorduk açıkçası biz. Lojistik okuyanlar mı aramızda? Sektörde çalışanlar mı siz? Siz zaten daimi üyemişsiniz. Yaklaşık 4. seneme her toplantıya katılmıştır arkadaşımız. Kim tanıyalım? Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Damla. Bilipi Lojistik'te çalışıyorum Karayolu Departmanı'nda. Sektörde 8. senem olacak. 3-4 senedir de eğitimlere geliyorum buraya. Bu eğitimlerin size faydası? Eğitimlerin bana faydası, hani sektörümüz zaten sürekli kendini yenilediği için her geldiğimde yeni farklı bir bilgi öğreniyorum. Evet, mesela bu şu an anlatılan ilk başlangıç seviye ama siz kendi tecrübenizi de katarak eklediğiniz için bana farklı şeyler katıyor. Lojistiğin kelime anlamı, dikkat buyurun. Enteresan. Vay babam vay. Nedir anlamı? Kalacak yer. Efendim? Slide'a verdik mi işte? Ne? Ne diyor slide'da? Bildiğim kadarıyla mantıklı hesap. Evet. Mantıklı hesap. Evet, yazdık. Sadece tırda, denizde, havada, karayolunda bu işleri lütfen böyle tasarlamayın, düşünmeyin. Hayat da bir mantıklı hesaptır. Evimle iş yeri arasında kaç kilometre var, kaç dakikaya giderim? Randevum 11'de, kaç dakikaya giderim? Gidişim toplu taşıma ise ne okumalıyım? 45 dakikada ne okumalıyım? Hedefim ne? Bunlar hep lojistik işte. Tabii. Peki, doğru. Peki de mi? Kaç kişi yaptı bugün? Salona bakalım. Ne yıkıyoruz, ne biçiyoruz? Hasılat var mı, yok mu? Bugün kaç kişi bu şekilde yaparak geldi? Salonda kaç kişi var burada? 1, 2, 3. Yani planlayarak geldiniz, öyle mi? Planlayarak geldik. Kaçta kalacağız? Kaçta şirkette olacağız? Kaçta kahvaltı yapacağız? O şekilde dersler. Yaptınız. Yaptık. Bismillahirrahmanirrahim. Yaptınız. Evet. Hanımından izin aldın, yaptın sen. Evet. Yarım saatte erken çıktık arabanın üstünde karları temizlemek için. Efendim? Yarım saatte erken çıktık arabanın üstünde karları. Hesap ettin karı. Evet. Yok. İşte o lojistiğin bampeli. Neden? Siz temizlemeden, otomobilin üzerine temizlemeden çıktığınız zaman kazaya sebebiyet verir misiniz? Bal gibi verirsiniz. Evet, devam. İşte bakın, Necdet Bey'in söylediği gibi Allah da, dur, Allah da Celle Celaluhu anne karnında bize lojistiği anlatıyor. 9 ay, 15 gün lojistik. Hemen çıp diye olmuyor. 9 ay, 10 gün. İşte lojistik, hesap.
Ya bu meslek tabii sizlere tenzih ediyorum. Ayağa düştüğü için kamyonetçi diyorlar, tırcı diyorlar, ayakçı diyorlar. Başka ne diyorlar? Tırcı, ayakçı. Kamyoncu diyorlar. Diyorlar oğlu diyorlar. Ama sen bir doktora söyle bakalım, ayakçı doktor. Bak ne yapıyor. Avukata söyle bakalım, ayakçı avukat. Ne yapıyor? Yeminli malum şu an, yeminli ayakçı malum şu. De bakalım ne yapıyor. Ama lojistiği lojistikçi. Evet. Buyurun. İşte doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda. Az önce örneğini verdik kar olayından. Üstünü temizlediniz ve doğru zamanda çıktınız ki buraya zamanında geldiniz. Bu da bir lojistiktir. Şimdi lojistik Latin kökenli bir kelimedir arkadaşlar. İki kelimeden oluşur. Bakın magic, logit ve statik kelimelerinden oluşur. Bunlardan bir tanesi mantık, diğerisi hesaptır arkadaşlar. Yani dolayısıyla bunlar mantıklı hesap yapmaktır. Lojistik. Hesapsızlık değil. Mantıklı bir hesap yapmaktır. Daha sonra bu kelime Yunancı'da logistikos olarak kullanılmıştır. Orada da az önce arkadaşımızın da dediği gibi ilk askeriyede kullanılmıştır bu. Düşünün 50 bin kişilik bir ordunuz var. Eskisinden bahsediyorum. Eski çağlarda diyorum. 50 bin kişilik, 100 bin kişilik bir ordunuz var. 3000, 5000 kilometre öteye savaşmaya göndereceksiniz. Hesap kitap yapmadan gönderebilir misiniz arkadaşlar? Gönderemezsiniz. Bu ordunun bir ikamesi var. Bir yemesi içmesi var, barınması var, ekipmanı var, mühimmatı var. Bunların hesaplarının doğru yapılıp doğru sevk edilmesidir lojistik. Lojistik kelimesi buradan türetilmiştir. Yani askeri operasyonlardan çıkma bir kelimedir. Eski çağlar için konuşuyorum. Devam ediyoruz. İnsanlık tarihinde ulaştırma devrimleri. Bakın, tarım çağı diyoruz. Milattan önce 4000. Hayvan gücü. Yani nedir hayvan gücü? Bir atın sırtında bir ürünü bir yerden bir yere adam götürüyor. O da bir lojistiktir. Veya işte büyükbaş hayvanların üzerinde bunlar götürülüyor. Milattan önce 3500'de ise tekerleğin bulunmasıyla beraber tekerlekli ulaşım ulaşıma geçilmiştir arkadaşlar. Milattan önce 3500'de. Milattan önce 1500'de gelindiği vakit uzun mesafeli ilkel gemi seferleri yapılmıştır. İşte eski filmleri görüyorsunuz. Eski çağda gösterilen filmleri. Gemiler, işte korsan gemileri olsun, ufak büyük gemileri olsun. Bu gemilerle lojistik yapılırmış o dönem. Milattan önce 1000'li yıllarda ise yollar ve kanallara geçilmiş artık. Yollar ve kanallar. Normal yol, toprak yollar olsun, çakıl yollar olsun, kanallar olsun. Bu tarz işlemler yapılmıştır. Bakın, modern çağda ise 15. yüzyılda gemi yapımında ilerlemeler yapılmış. İlerlemelere geçilmiş gemilerle. 19. yüzyılın başlarında ise demir yolları ve buharlı gemilere geçilmiş. Sonlarında ise içten yanmalı motorlara geçilmiş arkadaşlar. 20. yüzyıl başlarında ise artık hava yolu ulaştırması ağırlık kazanmış. 20. yüzyıl ortalarında ise artık teknoloji o kadar ilerlemiş ki uzay seyahatleri başlamıştır arkadaşlar. Dünyada lojistiğin gelişimini şöyle bir tarihsel olarak sıralamak gerekirse 40'lı ve 60'lı yıllarda lojistik aşamasını kurma. 60 ve 70'li yıllar arasında artık lojistik fikri yavaş yavaş yerleşiyor ve itibar. Geçme. Evet. Hiç kimse katkı vermiyor. 1940 ve 60 arası dünyada ne oldu? Hasan Bey cevap. Beşe Kırmancı ezanı. 1940. Aferin. Yani 1940 ile 60 arası lojistikteki başlangıç ne tetiklemiştir onu? Hasan Bey buyurun. İkinci Dünya Harbi tetiklemiştir. Ve ağır sanayi, evet. Ve geçiş. Yani ezbere geçmeyin, size katkı verin. Evet, devam. 1940-60 arası İkinci Dünya Harbi'nde milletler, devletler askeri cihet savaşta elde ettiklerini sivil hayata ve kalkınmaya sevk etmişlerdir. Her alanda, her alanda. Almanya bunun en güzel örneğidir. En zayıf çıkmış ülkedir. Ama ağır sanayiyle birlikte her gün kendi vatandaşı olmasa bile binlerce insan ağır sanayide çalıştırılarak saatlerce
24 saatin 22 saati çalıştırılarak ağır sanayisine oturtmuş ve şu anda ekmeğini kaymağını yiyor arkadaşlar. 60 ve 70'li yıllar arası artık lojistik fikrinin yerleşmesi yavaş yavaş itibar kazanması başlamıştır. 70 ve 80'inci yıllarda... Eğer Osmanlı Devleti 4 asır duraklamanın içerisine, yani duraklama döneminin içerisine girmemiş olsaydı, batıdaki sanayileşmeyi, kurgulanan sanayileşmeyi, Osmanlı'daki ulema iyi niyetle, bu matbaa sürekli konuşulur, haksız bir itham var orada. Osmanlı uleması, medreseler sanayileşmeyi iyi anlamış olsalardı ve uygulamış olsalardı, biz bugün dünyanın adil efendisi olurduk. Şimdi dünyanın efendileri maalesef adil değil, zalim. Afrika bunun somut örneği, Vietnam, Kamboçya-Vietnam savaşı bunun somut örneği, Japonya, Hiroşima, Nagasaki'ye atılan bombalar somut örneği, Irak, Suriye, İdlib merkezi olarak somut örneği, Filistin bu işin somut örneği. Güç adaletin elinde olursa dünya adaletle yönetilir. Zalimin elinde olursa zulümle yönetilir. Bugün dünya maalesef 5 kişilik bir çete tarafından zulümle yönetiliyor. Özeti budur. Biz de şimdi şu anda önümüzde yürüyen, lojistiğin mucidi olarak gösterilen Batı medeniyetini taklit ediyoruz. İşte o dersi de onlardan anlatıyoruz. Oysa bizim bizim lojistik tarihçemiz 2250 yıldır. Bunu unutmayın. O lojistikle biz 20.657.000 kilometre karede hükümdar olduk. Adaletle. Lojistik budur. Irak'ta atom bombası var diye işgal etmedik. Bak Afrika'ya gidiyoruz. Afrikalıların hepsi diyor ki siz de mi işgale geldiniz diyor bize. Fransa öyle yapmış, İtalya öyle yapmış, İngiltere öyle yapmış, Hollanda, Danimarka, Belçika öyle yapmış. Bizi de öyle zannediyorlar. Neden? Çünkü Fransız sömürgesi, mantalitede sömürgecilik var. Size önce öyle bakıyor. Evet. Gemilerin karadan yürütülmesi bile bir lojistik hesabıdır. Bir lojistik mucizesidir arkadaşlar. Necdet Bey'in dediği gibi lojistiği aslında ilk biz kullanıyorduk. Ama bunu ilerleten Avrupa bunun şu anda gerçek sahibi gibi duruyor. Mesela 29 Mayıs 1453 sizlere neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Fethi. Neyin fethi? İstanbul'un fethini kim övmüş? Peygamber müjdelenmiştir. Kim müjdelemiş? Peygamber Efendimiz. Demek ki lojistiğin oradaki mimarı kimdir, manevi mimarı? Hazreti Peygamber'dir. Uygulayıcısı kimdir, eylemcisi? Fatih Sultan Mehmet Han. Nasıl bir lojistik uygulamıştır? Gemileri karadan yürütmüştür. İşte lojistik. Linç yok. Gemiler karadan yürüyor. Lojistik. Tarihte lojistik. 1453. Gemiler karadan yürüyor. Sonra Macar topçusuna topları döktürmüş. O ayrı konu ama işte lojistik. Halatlarla gemiler karadan yürütüldü mü? Yürütüldü. Lojistik. Yani bu örnekleri verelim arkadaşlar. Batı iyilikleri alacağız tabi ama önce kendi medeniyetimizden örnekler vereceğiz. Buyurun Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Lojistik. Kanice kahraman, Tiryaki Hasan Paşa. Lojistik. Kanice kahramanıdır, hüngür hüngür ağlamıştır. Sormuşlardır paşa, işte lojistik. Seni ağlatan nedir? Hiç sormayın demiş. Koca devlet-i hali Osmaniye, küçük bir kaniceyi kurtardım diye bana ferman göndermiş, takdir fermanı. Halimize bakarak ağladım demiş. İşte lojistik, ufka bakınız. Mesela bir lojistik örneği vereyim. Sabahleyin bir lise öğrencisini arabama aldım, Kavacık'a kadar getirirken hasbihal ettik, adı Semih. Ben de çıkardım, kartımı verdim, tanıştık. Aradan 3 saniye falan geçti. Ne dedi bana? Can Bey ne demiş olabilir? Kartı verdi. Memnun olmuştur. Allah Allah. Ne demiş olabilir? Efendim? Çalışıyorsunuz mu diye sordu acaba. Hayır. Ne demiş olabilir? Ne kadar kazanıyorsunuz? Hayır. Ne demiş olabilir? Bunlar hep lojistik arkadaşlar. Orada bir müşteri tavlayacağız bakın. Yani 20 sene sonra o bizim müşterimiz. Ne demiş olabilir? Merkez çok uzakta falan mı? Nasıl ben de sizin gibi olabilir? Gümüş ile ilgili yani. Nasıl ben de sizin gibi olabilir? Sormuştu zaten. O yana bak.
Ne dedi biliyor mu? Bu kart bana yaramaz abi dedi, al dedi, başkası kullansın. Lise 3 talebesi. Adı Semih. Bu kart bana, benim işime yaramaz abi dedi. Sonra ben ona ne dedim? Araba yürüyor, seyir halindeyiz. Karşıda ne görüyorsun dedim, dağ dedi. Peki oğlum, dağın arkasında ne görüyor? Dağlar vardır herhalde dedi. Oğlum, dağın arkasında 100 ton altın var. Biliyor musun? O ne dediğimi anlamadı yine. Ufuk. Ufuk. Lojistik. Dağın arkasında 100 ton altın madeni var. 100 ton altın madeni var. Ferhat Dağ niye delmiş? Niye delmiş arkadaşlar? Lojistik. Neyle delmiş? Deliciyle. Ne demişler ona? Bu Ferhat delirdi. O ne demiş? Ferhat dağ delerken. Bir cümle söylemiş. Söyleyin de Ferhat ne demiştir ona? Şunu demiş ya, bugün olmazsa yarın, bugün olmazsa yarın, bugün ol. Ama delmeye devam etmiş. Koca dağ. Sonra ne demişler ona? Ya bu dağı delebilir misin demiş. Bak lojistik. Cevap enteresan. Yolunda ölürüm ya demiş. Al sana bir lojistik daha. Hazreti İbrahim Nemrut ateşe atmış. Ateşe Allah-u Teala emretti. Yakma benim peygamberim. Ateş baş üstüne Rabbim demiş. O arada bir kertenkele. Vaka kadınca da derler. Ağzına su doldurmuş. Lojistik. Su taşımaya gidiyor. Su taşıyor. Nemrut'un ateşini söndürecek. Yolda görmüşler. Aslan görmüş onu, aslan. Kibir var ya. Ooo demiş ona. Karınca da bakmış böyle. Ağzında su var, konuşamıyor. Aslan demiş ki nereye gidiyorsun? Ne? İşte anla anla demiş. Nemrut Hazreti İbrahim ateşe attı. Ben de söndürmeye gidiyorum demiş. Karınca. Aslan alay etmiş onunla. Lan demiş, sen kim? Ağzındaki ateşle, ağzındaki suyla ateşi söndürmek kim? Ne demek bu? Bugün diline çevirelim onu şimdi. Evliya Çelebi'nin diyelim ki 2 tane tırı var. Oho! 2000 tane tırla mı mücadele edeceksin? Cevap. Bu yolda ölürüz ya. Karınca ne demiş? Karınca da demiş ki, bu yolda karar tarafımı belli ettim, bu yolda ölürüm ya demiş. Tarafımı belli ettim, Nemrut'tan yana değilim demiş. İbrahim'den yanayım demiş. Tarafımı belli ettim. Tarafsız olan bertaraf olur. Lojistik, ağzında su taşıyan karınca. Hiç ibret almıyor musun? Lojistik, lojistik çok enfes bir meslek. Anlayana. Paramı isterim, bu kadar destek veriyorum sana.